Biraz önce Ahu Hanım dershane kısmı mıydı derken ona cevap vermek için not almıştım buraya. Yani eğitimde onların darbecilerin yaptığı işin 28 Şubatçıları savunur Ayrıca musun? şunu da Savunmaz. söyleyelim, Müsaade buyur. şunu da ekleyeyim. 28 Şubat'ı 28 CHP yapmadı. Şubatçıların 28 yaptığı Şubat'ı CHP kirli yapmadı. işten onlar eğitimde rant eder hale geldiler. Ben bir konuyu da eklemek Muhafazakarların. istiyorum. Bakın Çünkü Ahu Hanım, oraya 28 lider Şubat'ın hale geldi. bir mağduru da CHP oldu. Ya, Bakın biz bunu da özür bilin. diliyorum. 28 Hayır, Şubat'ın bir mağduru da bir CHP dakika ya. oldu. Bakın hayır onu da söyleyelim. Bir defa 28 Şubat hükümetlerine CHP katılmadı. Bir dakika. Siz 28 Şubat buraya, hükümetlerine. Genel sekreteri misiniz ya? Ya kardeşim sen bak Cumhuriyet Halk Partisi darbelerle işbirliği içinde olmuştur. Tarih içinde böyle olmuştur dersen ben bunu düzeltirim. Ben bunu düzeltirim. Ne var bunda? Ne var bunda? Ne var bunda? Niye bunu içinize sindirmiyorsunuz? Niye bunu içinize sindirmiyorsunuz? Ben bunu hatırlattığım zaman niye içinize sinmiyor bu? Niye içinize sinmiyor? Ecevit hapse attı darbeciler döneminde neresi kötü? Bu niye sizi rahatsız ediyor? Herkesi bu tartışmanın içinde herkesin ortak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını Atatürk'ün ne ilgisi? Darbeciler askeri attı dediğim zaman darbeye ben mi söyledim Atatürk'ü? Ben mi söyledim Atatürk'ü? Atatürk takdirsiz gün kanunu çıktı diye ben mi söyledim? Bir dakika. Ben mi söyledim Atatürk takdirsiz gün kanunu çıkarttı diye? Takdirsiz gün kanunu niye çıktı? Bir dinle dinle. Allah Allah. Bir dinle kardeşim. Takdirsiz gün kanunu niye çıktı? Lütfen birbirinize biraz saygı. Takdirsiz gün kanunu niye çıktı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisi size bunu direkt söyle. Takdirsiz gün kanunu niye çıktı? Takdirsiz gün kanunundan darbenin ne ilgisi var? Anlamak istiyorsan. Daha sonra ne parti kurduğunu? Allah aşkına bir saniye. Daha sonraki partiyi kimler kurdu? CHP'nin içinden çıkan insanlar kurdu. Takdirsiz gün kanunu anlamak istiyorsan o halde anlarsın. Bir, iki, kardeşim burası tartışma yeridir. Tartışıyoruz ama burası bunda? Mustafa Kemal üzerinden prim yapma yeri değildir. Mustafa ya şimdi Kemal bak, bir bunlar, dakika, bunlar, Mustafa Kemal, bunlar bu ifadeleri ben dinle, size Mustafa aynen Kemal, iade ederim. Mustafa Kemal Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir şey yok. Yanlışı düzeltmek var. Bak, yanlışı düzeltmek var. Yanlış söylediğiniz zaman düzeltiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi tarihine bakarsanız 1950-60 arasındaki milletin oyuyla gelmiş. Evet. Demokrat Parti'nin üzerinde ve 60 darbesinin üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlerini doğru Türk siyasi tarihine bakarsanız. Hayır efendim CHP'liler yapmadı darbeyi. Hiç öyle bir şey Türk yok. Türk siyasi tarihini gördüğünüz zaman ordu artı parti eşittir iktidar tartışmalarını azıcık bir siyaset bilimi okursanız bunu görürsünüz. Ona bakarsanız askeri darbeleri destekleyen birçok sağcı da çıktı 12 Türkiye'de. 12 Eylül'ü destekleyen, 12 Ama Mart'ta destekleyenler çıktı. Bir şey söyleyeyim. Mustafa Kemal değil. Tek parti döneminde Türkiye'nin siyasi tarihinin demokratik süreci olarak anlatamazsın. Öyle bir şey anlatmıyoruz biz. Şey bugün tamam, de ona hükmüyoruz. Başka bir şey anlatıyoruz. Başka bir şey anlatıyoruz. Tekrar söylüyorum. Bu siyasi tartışmalarda bir şey sıkıştığınız zaman hayır efendim Mustafa bak Kemal bunlar doğru değil. Bak doğru bir şey söylersen ben doğru derim. Yanlış şey söylersen yanlış derim. Darbeyi konuşurken takdir sükunu örnek verirsen ben onu düzeltirim. Size önerim Yunus Emre Bey. Gayet güzel tartışıyordunuz ama ben çok bir şey fırsat ben çok buna dikkat ediyorum. Çok dikkat ediyorum. Çok dikkat ediyorum ama kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Atatürk'le ilgili bir şey söylesem ben onu düzeltirim.